Merhaba, ismim Metin, Alitek Teknoloji'de projeye uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Advantage'in yazılım çözümlerinden hızlıca bahsetmeye çalışacağım. Programımız epeyce sarktı, siz de yoruldunuz, yüzünüzden belli oluyor. Advantage uzun yıllardır global bir donanım tedarikçisiydi. Ta ki bundan 10 yıl önceye kadar. Bu donanım tedariği halen devam etmekle birlikte artık yazılım çözümleri de sunmaya başladı. Ve bunları da bir platformla toplama çabasında. Bu platformun ismine de şu anda slide'da gördüğümüz WisePass ismini verdi. WisePass'ı temel olarak iki aşamada incelemekte fayda var. Birincisi, bir topluluk, komünite olarak değerlendirirsek WisePass belli üyelerden oluşan, bu üyelerin geliştirdiği yazılımları bir mağazada toplayan ve bu mağazada gene WisePass'lar üzerinden işlem yapmanızı sağlayan bir platform. Bu platforma dünyada 56 ülke dahil olmuş durumda. Alitek de bunlardan biri. Bu platformla beraber çıkarılmış bazı projeler burada gösterilmiş. İtalya'dan Çin'e, birçok dünyanın birçok bölgesinde bu tarz projeler var. Biz de sistem bütünleştiricilerimizle beraber bu hikayelere katkıda bulunmak istiyoruz tabii ki. WisePass'a dahil olan yazılımlardan biri etkileşimli multimedya. Konumu da çok bağlantılı olmadığı için sadece konsept olarak böyle bir çözüm de var. Bunu belirterek geçiyorum hemen burayı. Akıllı video çözümleri, gene WisePass platformuna dahil ve WebAccess başlığıyla gene Advantage'in bir yazılım çözümü. Akıllı network yönetim sistemleri, bu Advantage'in yönetilebilir switchlerinin yanında diğer yönetilebilir switchlerin de MIB dosyaları entegre edilerek network yönetim sistemlerinizi uzaktan izlemenizi sağlayan bir platform aslında. Advantage'in Endüstri 4.0 mimarisine baktığımızda IoT bulutunda WisePass başlıklı birçok çözüm görüyoruz. Burada aslında en ilgimizi çeken bu uzaktan izleme ve yönetim sistemi WisePass RMM. Biraz ondan bahsedelim. WisePass RMM, IoT aygıtlarınızı uzaktan izlemenizi ve yönetmenizi sağlayan bir platform. Bu platform yine web tabanlı. Neleri izleyebiliyorsunuz? Kendi donanımınızın durumunu izleyebiliyorsunuz. Bu donanıma bağlı olan IoT cihazlarınızı izleyebiliyorsunuz. Node-RED uyumluluğu var. Bu da aslında programlama anlamında hem süreci hızlandırıyor hem de bağlanabilir cihaz kapasitesini yükseltiyor ve buluta ulaşmanız esnasında sizin iletişim protokollerinizi çeşitlendiriyor. Bunları biraz daha detaylandıracağım bu söylemleri. Burada web tabanlı izleme arayüzü gösterilmiş. Aygıt izleme, alarm tanımlama, IoT ağ geçidi olarak kullanma, WisePass RMM'i konseptleri. Node-RED entegresinden bahsettik. Node-RED nedir? IBM'in geliştirdiği, ücretsiz olarak geliştirdiği ve piyasaya sunduğu bir sürükle bırak yöntemiyle akış üzerinden tasarlanan bir yazılım platformu. Ciddi bir kod yazma ihtiyacına gerek kalmadan var olan bir datayı bir yazılım kaynağından farklı bir yazılım kaynağına aktarmanızı sağlayan bir platform aslında. Bu Node-RED entegrasyonuyla beraber WisePass RMM'de gateway'lerden, RMM client'in koştuğu gateway'lerden WisePass platformundaki RMM database'ine çok rahatlıkla bilgilerinizi aktarabiliyorsunuz. Burada bazı fonksiyonlar gösterilmiş. Yine RESTful API'leri destekliyor. Artık günümüzde birçok yazılım çözümünün desteği olan bir RESTful API. Bunlar hata kodu algılama, hesap yönetimi, aygıt yönetimi gibi birçok fonksiyonu destekliyor. Bu fonksiyonlar sayesinde siz IoT aygıtlarınızı ya da var olan donanımlarınızın durumlarını görüntüleyebiliyorsunuz, olayları yönetebiliyorsunuz, sistem yönetimi mevcut gibi çoğaltılabilir bir sürü fonksiyon desteği mevcut. Bir tane WisePass RMM örneği üzerinden daha net anlayabiliriz. Burada
bir gateway cihaz görüyoruz. Advantage gateway cihazı ve altında modüller var. Bu gateway cihazda WisePass Arabic'in bir aslında agent koşuyor. Bu agent sayesinde bu alttaki datalar ve PC'nin donanımsal bilgileri bulut ortamına aktarılıyor. Bir dashboard üzerinde görüntüleniyor. Big data'yı oluşturmak için aslında bir platform sağlıyor diyebiliriz. Big data'ya giden yolda kullanılabilecek bir yazılım platformu olarak değerlendirilebilir. Biraz da Web Access SCADA'dan, HMI'dan ve yine Web Access ailesine katılmış CNC ve MCM çözümlerinden bahsedeceğim. Advantage IoT mimarisinde bu yazılımları nerede gördüğünü yine slide'ın sağ tarafında görüyorsunuz. Buluta uzanan çözümlerde bu tarz yazılım çözümleri Advantage'in sunduğu çözüm platformları. SCADA nedir? Birçoğumuz biliyoruz zaten bunu. SCADA'yı temelli iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Çünkü Advantage iki farklı yazılım şeklinde bu SCADA'ya çözüm sunuyor. Biri Web Access HMI, diğeri SCADA. HMI bildiğimiz operatör paneli üzerinden sadece PLC görselleştirmemizi sağlayan bir görsel arayüz, dokunmatik ekranları olur. 7 inç 13 seviyesinde PLC'nin dibinde bunun kontrolünü sağlayan bir ekrandır. SCADA ise daha kapsamlı raporlama imkanı sunan ve alarmlar atabileceğiniz, kullanıcı etkilendirmeler vesaire yapabileceğiniz bir uygulama platformu. Advantage'in diğer SCADA'lardan farkı ve ayrıca özelliği %100 web tabanlı olması. Operatör panelleri için, operatör panelleri bakım personeli için düşünülüyor. Web Access SCADA daha çok bilişim teknolojileri için düşünülüyor. Tabii bunların ikisinin bir noktada birleşmesi gerekiyor. Bunları nasıl birleştireceğimizi bir sonraki slide, birkaç sonraki slide'da anlatacağım. Web Access HMI'ye öncelikle anlatalım. Web Access HMI nedir? Operatör panelleri için gömülü bir işletim sistemi mevcuttur. Bu işletim sistemi sayesinde PLC'den gelen dataları alır ve görselleştirir. Web Access HMI tam olarak ne yapar? Bu gömülü işletim sistemlerini Windows platformuna taşır, bir exe halinde çalıştırır. Bunun avantajı ne olur? Normal bir operatör panelinden aldığınız data sadece o PLC'nin görselleştirmesi iken HMI sayesinde bu PLC'den aldığınız datayı üçüncü parti yazılımlara aktarabilirsiniz.